Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma Muharip İnsansız Uçak Sistemi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği ikinci uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar Kızıl Elma'nın ürünleştirme çalışmaları devam ediyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kızıl Elma Mius'un 2 yıl içerisinde ürün haline getirilmesinin hedeflendiğini açıklamıştı. Bu sebeple yurt dışından sipariş vermek isteyen ülkeler olsa da Kızıl Elma ürün haline gelene kadar sipariş alınmayacak. İlk uçuşunu 2022 Aralık ayında yapan Kızıl Elma'ya yerli hava yer ve hava hava mühimmatlarının yanı sıra Aselsan tarafından geliştirilen İHA radar, entegre elektro-optik sistemi ve sinyal istihbaratı, SIGINT, sistemleri entegre edilecek. Teknofest 2022'de GDH Digital'in sorularını cevaplayan Baykar Teknoloji Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ukrayna'nın savaşa rağmen Kızıl Elma Muharip insansız uçak sistemi için motorların teslimatlarına devam ettiği bilgisini vermişti. Kızıl Elma'da Ukrayna menşeili AI-25 TLT ve AI-322F turbofan motorların kullanılması planlanıyor. Farklı gereksinimlere yönelik 1 adet AI-25 TLT, AI-322F veya 2 adet AI-322F olmak üzere 3 farklı motor opsiyonu bulunacak. Kızıl Elma için motor tedarikine ilişkin geçtiğimiz dönemde Ukrayna ile sözleşme imzalanmıştı. L-39 Albatros eğitim uçaklarında kullanılan ve yaklaşık 16,9 kN İTKI verebilen AI-25 TL üzerinden geliştirilen art yakıcısız AI-25 TLT'nin asgari olarak bu İTKI değerinde olacağı değerlendirilebilir. Düşük maliyeti, basitliği ve itkisi sebebiyle bir ilk faz motoru olarak kullanılması daha olasıdır. İkinci motor opsiyonu olan art yakıcılı AI-322F ise Kızıl Elma gibi agresif uçuş karakteristiklerine sahip bir uçak için çok daha uyumlu bir seçenek olacaktır. AI-322F, azami olarak art yakıcısız 24,5 kN, art yakıcıları ile 44,1 kN İTKI üretebilir ve Mach 1.6'ya kadar çalışabilmektedir. AI-322 hali hazırda çift motorlu Honda L-15 hafif taarruz uçaklarında kullanılmaktadır. 10 Haziran 2022'de TEI tarafından duyurulan, 26,7 kN ve art yakıcıyla 44,5 kN İTKI verebilen TF-6000, AI-322F art yakıcılı turbofan motoru ile yakın İTKI değerlerine sahip. Defense Türk tarafından edinilen bilgiye göre TF-6000'in Mius üzerinde kullanımı gündemde. Tek motorlu konfigürasyonların yanında Kızıl Elma için 2 adet AI-322F ile donatılmış bir çift motorlu konfigürasyon da bulunacak. Çift motorlu konfigürasyonun daha yüksek itkisi itibariyle daha fazla iç silah istasyonu hacmi ve yakıt kapasitesi için daha büyük bir gövdeye sahip olması muhtemeldir. Daha yüksek hızlara ulaşabilecek ve daha geniş bir muharebe yarıçapına sahip olacak çift motorlu Kızıl Elma, aynı zamanda bir motorun arızası durumunda diğer motorun çalışması halinde uçuşa devam edebilmesi itibariyle beko olarak da avantajlara sahip olacaktır.